Tekrar stüdyomuzdayız. Açlık ve yoksulluk sınırı. Birçok kişi açlık sınırının altında. Asgari ücret biraz altında olduğu için ve binlerce insan da asgari ücretle çalıştığı için yoksulluk sınırını söylemeyelim. Onun altında yaşayan çok fazla insan var. Umarız bir gün o iki sınırı da geçeriz. Devam edelim. Bir konuğumuz var. Doktor Halit Su İçmez. İktisatçı yazar. Konumuzsa önemli ekonomi değerli seyirciler. Ülkelerin temeli ekonomidir. İnsanları rahat bir ortamda yaşatır, insanları sosyal hayata kazandırır, insanları kendini iyi hissettirir ne derece iyi olursa. Ama kötü olduğu anda hem hükümetler için bu zarar vericidir hem de vatandaşların moral motivasyonunu düşürür, verim düşer. Dolayısıyla ülkeye bir dünyanın herhangi bir yerinde söz sahibi olamaz. Ekonomi ne derece iyi olursa tabii bizim için de o derece sevindirici olacaktır Türkiye açısından. İşte neler yapılabilir? Seçim vaatlerinde neden ekonomi ön plandaydı diğer seçimlere göre? Neden daha çok böyle somut adımlar atılmaya çalışılıyor? Ne durumdayız? Dövizdeki yükseliş nasıl yansıyacak? Tabii sadece o kadar değil. Cari açık konusu var. Dış ticaret konusu var. İhracat ithalat dengesizliği konusu var. İşsizlik var. Enflasyon rakamları var. Var ki var. Çok konumuz var konuşacak. Mesaj, fikir, yorum varsa onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Elbette konu derin olduğu için birçok söyleyecek sözünüz vardır. Onları da bekliyoruz. Halit Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Konu çok dedik. Evet. Ekonomi gerçekten ilginç bir konu ve hepsi birbirine bağlantılı. Mesela döviz dedim. Enflasyon, işsizlik, açlık sınırı veyahut gıda fiyatları, cari açık derken ben bağımsız bir kavram görmüyorum içinde. Evet, çok güzel özetlediniz Nevi Bey. Aslında arada verim düşük olur dediniz. Ekonomi iyi olmasa verim düşük olur ya da tersi de doğru. Tersi, verim düşük olursa ekonomi ekonomi kötü olur bu değil mi? durumda olur. Ben o anlatımlarınıza bir ekleme yapayım. Buyurun. Atatürk'ün güzel bir sözü vardır. Hayat demek ekonomi demektir der. İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında söylenmiştir ve tarihe geçmiştir bu söz gerçekten. Ekonomi insanın durumunu anlatır, üretimi anlatır. Yani yaşam demektir, yaşamın özüdür dediğiniz gibi. Her şey bir altyapıdır. Yani her şey bu altyapının üzerine, ekonomi üzerine şekillenir. Ama siyaset de en az ekonomi kadar önemli. Siyaset ile ekonomi arasında çok karşılıklı geçişler, etkileşimler vardır. Dönem gelir, siyaset ekonomiyi belirler. Ama uzun dönemde her zaman ekonomik altyapı, yani ülkenin üretkenlik potansiyeli, üretim potansiyeli, siyaset dahil birçok şeyi belirler. Altyapı bu açıdan önemli. Şimdi bu programlarda sizin bence bir farklılığınız var birlikte tabii. Hemen dövizden, faizden başlamayıp yapısal sorunlardan başlıyorsunuz. Üretim, işsizlik, enflasyon gibi. Evet, belki şu anda ülkemizin en öne çıkan sorunlarından veya gelecek dönem bizim karşımıza çıkacak. Şöyle diyelim, aslında ekonomide kısa dönem, orta dönem, uzun dönem vardır, dönemleme vardır. Bu bilimsel bir analizdir. Yani ekonomik analizlerde, ekonomik öngörülerde ve kararlar alınırken hep kısa dönem, orta dönem, uzun dönem ayrımı yapılır. Biz de böyle bir yol izleyebiliriz. Kısa dönemde bizi bekleyen en önemli sorunlardan siz söz ettiniz. Biri enflasyon. Enflasyonda O artış. sorunlara geçmeden önce Halit Bey, bu seçim öncesinde bir geçmek istiyorum. Liderlerin vaatleri, adayların Evet. vaatleri genelde hep ekonomi ağırlıklıydı. Evet. Eğitim ve ekonomi hatta güzel de aslında bu vaatleri duymak. Çünkü Evet. bir liderin ağzından çıkan vaat başka bir liderde direkt bir yanıt bulup bir şey daha katlanarak ilerleyebiliyor. Mesela CHP'nin asgari ücret vaadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçim beyannamesindeki 3600 ek gösterge gibi önemli vaatleri ya da Muharrem İnce'nin vaatleri önemliydi. Ve bu diğer seçimlerden daha farklıydı, daha somut verilerdi. Galiba halk artık şunu istiyor, daha çok somut verilerle birlikte somut vaatlerde bulunun ve adımları atın. Ve ekonomi hayatımızın içinde ve ne derece kötü olursa halkın rahatsızlığı o derece artıyor ve halk bunu çok fazla fark etti galiba. Evet, yani günlük yaşam bunu gerektirdi. Çünkü seçim öncesinde bir aylık dönemde dolar ile Türk parası arasındaki ilişki, yani doların Türk parasına göre değer kazanması yüksek bir seviyede oldu. O bir aylık dönemde Türk parası benzer ülkeler içerisinde değeri en çok azalan paraların başında geliyordu. Tabii bu biz birçok alanda dışarıya bağımlılığımız söz konusu olduğu için ithalatta, dövizde,
petrolde, ara malında, teknolojide. Dolayısıyla bu dövizin TL ile ilişkisi doğrudan günlük hayata çok yansıdı. Enflasyon olarak yansıdı, işsizlik olarak yansıdı. Dolayısıyla dediğiniz gibi liderler seçim öncesi hep döviz, enflasyon, işsizlik, faiz temelli vaatlerde bulunmak zorunda kaldılar evet. diyelim. Yani bununla bağlantılı, tespitiniz doğru. O zaman kavram kavram devam edelim şimdi. Evet. Kısa vadeli dönemden bahsettiniz. Kısa, orta, uzun dönem diye. Şimdi kısa ve orta dönemde, yani kısa dönemi biz diyelim ki 6 aylık dönem, 3 aylık, 6 aylık dönem. Orta dönemi 1 yıllık, 1 yılla 3 yıl arası dönem. Uzun dönemde 3 yıldan sonraki dönem olarak. Şimdi bu kredi kuruluşlarının şöyle görüşleri oldu seçimden sonra. Dediler ki Türkiye'de bir olumlu, birkaç olumsuz durum bekliyoruz dediler. Olumlu durum olarak şunu gördüler. Politik belirsizliğin ortadan kalkması. Hı hı. Yani seçimler yapıldı, bitti. Bir sonuç ortaya çıktı. Bu yabancı derecelendirme kuruluşları açısından, yani Türkiye'yi değerlendirenler açısından, Türkiye'ye gelebilecek kredi akımları açısından bunu olumlu gördüler. Yani A partisi, B partisi olarak bakmıyorlar. Diyelim ki seçim konusunun ortadan kalkması, politik belirsizliğin azalması, dünyada kredi kuruluşlarının değerlendirmesi için olumlu bir nokta. Yani onlar artık yakın dönemi ve orta dönemi görebiliyorlar. Bunu olumlu gördüler. Ama kredi notu açısından bunu pozitif gördüler. Fakat dediğiniz gibi enflasyona, cari açığa, bütçe açığına ve işsizliğe de dikkat çektiler. Bunlar da Türkiye'nin yakıcı, yapışkan, can alıcı sorunları. O kurumlardan Standard & Poor's'tu galiba. Emekli ikramiye verildi Ramazan ve Kurban Bayramlarında evet. hükümet tarafından. Onun düşürdüğü bir not vardı. Bir, enflasyonun yüksek çıkması. İki, bu ikramiyenin bütçede büyük bir külfete yol açacağı yönünde bir görüşü vardı. Evet. Katılmadığımız bir görüş. şu nedenle katılmadığımız. Şimdi iktidardan ya da hükümet tarafından toplumun geniş kesimlerine yapılan bir ödeme, ister ikramiye olsun, ister bir maaş artışı olsun, bir gelir diyelim, bir gelir transferi bu. Size gelen, bize gelen bir gelir transferi, emeklilere gelen, bunun iki boyutu var. Bu hükümet açısından bir harcama, bu gider, bir maliyet görülebilir. Ama? Bütçe açığı. Ama bu geliri sağlanan yani kişiler, halkın geniş kesimleri açısından bu bir talep konusudur. Yani bu tekrar tüketime gidecek, harcamalara gidecek, günlük harcamalara gidecek ve durgunlaşmış olan piyasa canlanacak. Çünkü alan kişi yastık altına atmayacak parayı değil mi? Ve dolayısıyla bu talep üretimi canlandıracak yeniden. Biz hep üretim, üretim diyoruz. Üretimi canlandıracak. Yani şöyle olabilir, bu gelen paralarla insanlar verimsiz faaliyetlerde kullanırlarsa, ki öyle bir şey yok Türkiye'de. Çünkü halkın geniş kesimleri zaten bu tür kaynaklara ihtiyacı var. Yani siz açlık ve yoksulluk sınırlarından bahsettiniz. Yani asgari ücret zaten açlık sınırının altında bir rakam. Hı hı. 1604 lira. Açlık sınırı 1744 lira. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ayda 5444 lira. Evet. Ama 4 kişilik kaç aile var Türkiye'de bu kadar bir gelir elde edebilen? Çok azdır. Çok azdır. İşte bu açıdan baktığımız zaman yapılan bir ödemenin iki boyutu vardır. O ödemeyi yapan açısından gider iken, o ödemeyi alan açısından bu bir taleptir, bir harcama kalemidir. Yani bir gelirdir ve bu gelir tekrar üretimi canlandıracaktır. Çünkü önümüzdeki dönemde ekonomide büyümede bir düşme bekleniyor. Şundan, bir önceki dönemde 7.4'lük bir büyüme hızı yaşadığı için Türkiye, önümüzdeki 3'er aylık dönemlerde, yani yeni çeyrek dönemlerde 3-4 arasında bir büyüme bekleniyor. Büyümenin düşmesi demek, üretimin azalması demek Türkiye'de. Üretimin azalması demek, ya bunun artış olabilmesi için, gelişebilmesi için bizim sanayicilerimiz ve biz Türkiye'de üretim yapan kesimler daha çok üretimlerinde ara malı, ham madde kullandıkları için ve bu ara malı ve ham maddeyi de yurt dışından temin ettikleri için, yani üretimin %70'i ara malı ve ham maddeden oluşuyor. Biz bu ara malı ve ham maddenin çoğunu kendimiz üretmiyoruz, yurt dışından alıyoruz. Yurt dışından ne ile alıyoruz? Döviz ile alıyoruz. Nasıl alacağız? Ya yurt dışından kredi bulacağız, sıcak para denilen, ya da nakit para. Şimdi döviz olmadığı için elinde bu ölçüde firmaların, bunu gelecek dönemlere borçlanarak, yani özel kesim borçlarını artırarak bu ara malını ve ham maddeyi ithal ediyor.
O zaman ne oluyor? Dövize bir talep olacak ve dövizin fiyatı da bu nedenle yükselmeye devam edecek. Yani bizim şunu söyleyebiliriz, yüzlerce ihracatçı, büyük ihracat yapan firmamız yok. Dünyada böyle işte Apple gibi vesaire bilişim sektöründe firmalar var. Bunların dünyadaki ihracatı yani yıllık satımları diyelim dünyaya, Türkiye'nin bir yıllık milli gelirini eşit neredeyse. Ki üstelik sadece bir CD ya da bir dijital ortamda değeri gönderilen bir ürün. Ama evet, milyar dolar para kazanır o Microsoft'tur, diğer firmalardır, birçok firmaya. Yani ben şöyle düşündüm. Mesela 100 şirketimiz olsa ve her biri 1 milyar dolar ihracat yapsa yurt dışına, 100 milyar dolar ihracat yapıyor 100 şirketten. Türkiye'nin zaten toplam ihracatı 150 milyar dolar. Evet. Yani Türkiye ihracat sorunu çözmüş oluyor. Ve bizim yılda 1 milyar dolar ihracat yapabilen bir 100 adet şirketimiz yok örneğin. Yani sorun nereye geliyor Nebi Bey, biliyor musunuz? Konuşmanızın başında söz ettiniz. Verim meselesine geliyor, üretkenlik meselesine geliyor. Yani bir ekonominin üretkenliği, döviz kazanma, ihracat, üretim açısından ekonominin üretim kapasitesi, üretim potansiyeline geliyor. İşte bütün dikkati önümüzdeki dönemde, orta ve uzun dönemde buraya vermemiz gerekir. Sözü yine bu şirketlerle bağlayalım. Japon Credit Rating Agency var, Moody's var, elimde Moody's var. Bu şirketlerin beklentileri şu: biz şuna bakacağız diyorlar. Türkiye'de yakın dönemde hükümet kurulduğu zaman ekonominin patronu kim olacak? Ekonomiden sorumlu kişiler kimler olacak? Bunların ekonomiye yaklaşımı, bakışı ne olacak? Hı hı. Yani daha çok döviz faiz çizgisinde, üçgeninde mi dolaşılacak? Yoksa ciddi teknoloji, üretim, yapısal sorunlar üzerine mi eğilinecek? Yani iki şeyi öne çıkarıyorlar. Yapısal reformlara girişilecek mi Türkiye'de yeni kurulacak? Yoksa rakamlar üzerinden bir şey? Evet. Ve orta vadeli programın hedeflerine dikkat edilecek mi? Geçen her yıl orta vadeli program yayımlanıyor biliyorsunuz. 3 yıllık yayımlanıyor bunlar. Orta vadeli programlarda öne sürülen hedeflere, öngörülere ulaşmak için ciddi yapısal önlemler, yapısal reformlar ve alternatif bir büyüme modeli konuştuk. Yani Türkiye'de yavaş yavaş değil, çoğu zamandan beri, epey zamandan beri hep dillendirdiğimiz inşaata dayalı, tüketime dayalı, dış paraya dayalı birikim modelinin ya da büyüme modelinin artık tıkandığını söylüyoruz, öne sürüyoruz. Bunun yerine alternatif büyüme, alternatif büyüme dediğimiz üretime ve üretkenliğe, istihdama ve teknolojiye dayalı bir büyüme modeli. Planlamayı içeren, kamu özel işbirliğini gerektiren, kamu ve özeli birbirine karşıt kesimler olarak görmeyip kamu özel işbirliğini içeren bir model. Karma ekonomi modeli derdik biz buna. Literatürde böyledir. Yani karma model. Ve burada şunu göremiyoruz. Aslında bizim resmi olarak hep konuştuğumuz planlarımız, programlarımız var. Orta vadeli programımız var. 10. kalkınma planımız var. 11.si yakında yürürlüğe girecek. 11. kalkınma planımız var. Yıllık programlarımız var. Bunlar resmi olarak var, ortaya çıkıyor. Sorun bunların hayata geçirilmesinde. Ha, uygulamada sıkıntı var. Uygulamada sıkıntı Peki var. Peki o bahsettiğiniz üretim ya da alternatif üretim dediğiniz nokta yer alıyor mu yapısal reformlar? Elbette. Elbette. Tabii hepsinde var yani. Hepsinde var. Hatta merkezinde, özünde var yapısal reformlar. Hmm. Yani özünde istihdamı artırmak, üretimi artırmak, bölüşümü adil kılmak, teknolojiyi geliştirmek ve hepsinden önceliği, bakın siz günlük hayatta, siz biz herhangi bir işe girişirken bir öncelik yaparız değil mi? Ben şimdi diyelim ki notlarımı getirdim buraya. Hangi konulardan başlayacağımı şu notlarım arasında bir öncelik vererek. Hı hı. Türkiye'de aynı mantık geçerli olması gerekir. Şunu demek istiyorum. Türkiye önümüzdeki 5 yılda, örneğin 2023 ya da 2030 bir uzun vadeli hedefleri koyup hangi ürünlerde ağırlık üretim yapacak? Dünyada ihracatçı bir sektör olacak. Hangi sanayi dallarında, hangi bölgelerde bölgesel olarak da bir öncelik yapmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin bir haritasına bakıyoruz. Biraz böyle birbirinden kopmuş gibi bir resim görüyoruz değil mi? Bunu düşünerek Türkiye'de dengeli kalkınma diyoruz biz buna iktisatta, literatürde. Dengeli kalkınma, adil bir bölüşüm. Bölüşüm de adillik. Dengeli kalkınma, kalkınma prensiplerini ve uygulamasını ülkenin her tarafına eşit biçimde yaymak.
Bu öncelikleri yapmamız gerekiyor. Ürün bazında, sektör bazında, bölge bazında. Bu az önce bahsettiğimiz üretim noktasına gelirsek, oradan tutarak cari açığa gelmek istiyorum. Buyurun. Dediğiniz gibi üretim artar, emekli ikramiyesi verildiği zaman piyasada para dolaşır. Güzel. Gerçekten canlanır piyasa. Canlanır piyasa. Çünkü esnaf da bunu diyor. Evet, asgari ücrete yapılan bir zam bile 200 lira yapsanız da hem devlete vergi olarak geri dönüyor hem de esnaf da para kazanmış olacak ve üretim yapılacak. Ama şu sorun var ki üretim yapılacak alanların birçoğunda dışa bağımlıyız. Evet. Şimdi böyle bir sorun var. Mesela bu cari açık konusu da hep böyle. Üretim tüketimi karşılamıyor hiçbir şekilde ve ithalatımız 150 milyar dolar dediğiniz gibi ihracat 50 milyar dolar civarında galiba. Evet, dış ticaret açığımız yok. 150'ye 150 milyar dolar civarında ihracat var. İhracat, özür dilerim, doğru. 150 milyar dolar ihracat, 280 civarında milyar dolar ithalat var. Yani 100-130 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Şimdi dış ticaret açığı ayrı bir kavram. Cari açık ayrı bir kavram. Cari açığı tanımlayalım. Cari açık ülkenin döviz gelir gideri arasındaki farktır. Yani sadece dış ticaret yoluyla değil, başka yollarla da ülkeye döviz gelir gideri olur. Hem gelir olur hem gider olur. Hı hı. İşte o netleştirmeler sonunda şu anda birikmiş olarak 57 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Birikmiş yıllık olarak. Ben anladım sorunuzu. Demek istiyorsunuz ki bu dışarıya bağımlılıktan nasıl kurtulacağız? Daha yani da biz artıracak şimdi üretimi ve kurtulmamız da lazım. Bizim bu açıkları azaltmamız lazım. Hem dış ticarette hem de cari açıkta. Ama cari açıktaki en büyük çözümlerden biri turizm. Bildiğimiz yani, kadarıyla. Evet, yani 57 milyar dolarlık cari açığımız var. Şimdi bu sene diyelim bir 30-35 milyar dolarlık turizm gelirimiz olursa o oranda cari açık azalacak elbette. Tabii bu turizm gelirinin gideri de var. Nette konuşmak lazım. Şimdi bunun çözümü, Nevi Bey haklısınız. Yani esas şey de burada, çözüm de burada ya da kritik nokta burası. Genel olarak milli ve yerli kavramı konuşuluyor. Bu aslında kavram olarak iyi. Yani milli olmak, yerli olmak. Şöyle anlıyorum ben onu, biraz genişletebilir miyiz? Tabii tabii. Mesela yerli olmayı bizim yerel potansiyelleri harekete geçirmemiz lazım. Kendi öz kaynaklarımızı harekete geçirmek lazım. Yani her bölgenin kendine özgü potansiyelleri var. Bu potansiyelleri şu bölge fındık üretir. Ama siz o fındığı ham madde olarak satarsınız. Oradan bir katma değer elde edemiyorsunuz. Fındığa dayalı bir katma değer içeren ürün yaptığımız zaman cari açık azalır. Çünkü biz onu yurt dışından satın alıyoruz. Döviz gelecek Türkiye'ye. Döviz gelecek. Ya da bir başka bölgede bir başka ürün vardır. İşte krom vardır, bor vardır, maden vardır. Değişik değişik ürünler. Her bölgenin potansiyeli neyse o potansiyele dayalı üretimleri özendirmek lazım, teşvik etmek lazım. Bu bir çözüm olabilir. Diğer taraftan milli olarak da tabii bugün savunma sanayinde, uzay sanayinde bazı adımlar atılıyor. Bunlar olumlu, güzel çabalar. Bunların daha da geliştirilmesi gerekir. Örneğin savunma sanayinde eskiden %30'larda olan yerlilik oranının %60'a, 70'e çıktığı söyleniyor. Bu iyi bir adım. Yani bunu daha da geliştirmek lazım bu alanlarda. Ama bunların yanı sıra daha kalıcı bir çözüm nedir diye sorarsak o da şu. Bizim aslında eğitim sistemini ciddi gözden geçirip eğitim sisteminde öyle çağdaş teknolojiyi içeren sorgulayıcı bir sistemle Türkiye'de yeni ürünler, yeni icatlar, yeni mucitler yetiştirecek bir eğitim sistemini kurabildiğimiz zaman Türkiye'nin cari açığı azalacaktır. Türkiye kendi teknolojisini üretecektir. Tam geleceğim noktaya geldiniz. Aklımdan o konu geçiyordu. Soru değil de çünkü az önce o büyük markalardan bahsettik. Şimdi günümüzde en çok en çok değeri yüksek olan markalar işte bu bildiğimiz teknoloji markaları, yazılım firmaları. Evet. Çoğunluğu ürününde biz kullanıyoruz ve hatta sosyal medya platformları, Facebook gibi platformlar ve bunların hepsi dijital ürünler ve bunların birçoğu da çok genç insanların ortaya çıkarttığı projeler. Evet. Hatta bazen çok basit fikirle bile mesela Facebook sadece kendi aralarında konuşmak için kurdukları bir platform ama şimdi dünyanın genelinde milyonlarca kullanıcısı var, hatta milyara yaklaştı galiba. Ama şöyle bir durum var ki birçoğu Harvard mezunu, birçoğu üniversite bırakmış, farklı yollar deneyen Steve Jobs mesela, farklı bir yola giren ve enteresan hayat hikayeleri olan insanlar. Ve hepsinin de hayal gücü geniş. Oldukça. Çok cesaretli. Evet. Bizdeki sorun, şimdi LGS ile ilgili de bir durum vardı bugün.
matematikte çok kötüyüz. Evet, evet. Sorular çok zordu. Eyvallah, evet. Sorular zordu ama ama her dönemde sıfır çeken öğrenci sayısı artıyor. Hatta evet. Yüksek okullar da puanlarını düşürmüş. Şuraya getireceğim evet. Konuyu ki eğitimde ezberci modelden bizim çıkmamız gerekiyor galiba. Kesinlikle. Şu hayal gücünü genişletmemiz lazım. Evet. Çünkü genç nüfusumuz çok fazla ve potansiyel çok fazla. Hayal gücüyle gelen çocuklar bir yerden sonra hayal gücünü bırakarak maalesef hayatın gerçekliğindeki sınırlara odaklanıyor sadece. Ve o sınırın çok içinde yaşamaya odaklanıyor, üretim yapamıyoruz. Dijital ürünler, işte Endüstri 4.0, ne bileyim yapay zeka konusu, bilim teknoloji alanındaki gelişmeler, evet. Sanat da bunun bir parçası, o da vizyonu genişleten konular. Evet, gerçekten güzel özetlediniz. Ben bunu destekleyici bir iki rakam verebilir miyim? Tabii tabii. Bakın bu elimdeki rapor. Bu konu çünkü önemli. Ben evet. Sadece yüzeysel konuşmayı da desteklemiyorum. Evet. Çünkü eğitim yatıyor her şeyin temelinde. Burada Nebi Bey bakın, dünya rekabet raporu elimdeki, yani Türkçeleştiriyorum buradan. Dünya rekabet raporu 2016-2017 son rapor. Hı-hı. Ve ben bunu dün Gümrük Bakanlığı'nın sitesinden aldım. Yani bizim resmi, resmi site bakanlık yani. Sitesinden bu 700 sayfalık bir rapor. Bakın burada Türkiye'nin sağlık ve temel eğitim alt endeksinde yer alan göstergelerin sıralaması. 140 ülke içinde temel eğitimin kalitesinde 2012 yılında 100. sıradaymışız. Bundan 6 sene önce 100. sıradaymışız. 2017'de kaç tahmin edersiniz? 130 mu? Yani ilerleme beklenir değil mi? 100. sıradan öyle 80'e olmuyor. Çıkmamız öyle gerekiyor. Öyle olması gerekir. Öyle olmamış ne yazık ki ve bu resmi rapordan 105. sıraya düşmüşüz. Bir 5 merdiven daha geriye gitmişiz. Kim bilir hangi ülkeler bizim üzerimizdedir. Yani evet. Gelişmekte 140 olanlar. Ülke içinde 105. sırada olmak, yani en zayıf durumda olan ülkeler içerisinde değiliz ama bu iyi bir sonuç değil temel eğitimde. Değil. Sağlık ve temel eğitimi birlikte bir endeks yapmışlar. Hem sağlık göstergelerini hem eğitimi. 2012'de 75. sıradaymışız. 2017'de 79. sıraya düşmüşüz. Yani 4 merdiven daha geriye gitmişiz. Şimdi bunları aslında yetkililer de görüyor bunları. Ve buna önlem alınması gerekiyor. Gerçekten az önce dediğiniz çerçevede. Yani o düşünen, sorgulayan değil mi? Böyle bir hayal kuran. Kuran. Ve bunu gerçekten de Türkiye'nin AB partisi değil de milli bir sorun olarak görüp, Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığın başında da milli kelimesi var. Bunu bir sorun olarak görüp, bu alanda görüş öne sürebilecek olan herkesin görüşünü alıp, toplumsal, ulusal, milli bir atılım yapmak gerekiyor. Bunu görüyoruz burada rakamları bu şekilde. Bunun detayına indiğimiz zaman fende vesairede, okuma yazmada, anlamada, yazma becerisinde yine bu seviyelerdeyiz ülkeler arasında. Bu yapısal olarak bu durum dönüşmediği sürece bizim o ithalata bağımlılıktan ve cari açıktan kurtulmamız zor gözüküyor. Yani uzun dönemde mümkün. Uzun dönemde ciddi bugünden uzun dönem derken yüzyıla gerek yok. Bu 15-20 yıllık bir süreç galiba evet, benim bildiğim. Evet, bir evet. Kuşak sadece tabii, buna odaklanmış tabii. Olacak ama şimdi mesela örnek de çok fazla. Hem eğitim sistemine dair hem cari açığı azaltan, evet. Ticaret yapan, üretim yapan ülkelere dair. Mesela Almanya. Almanya, en yakın Finlandiya, ilişkinde olduğumuz ülke. Finlandiya eğitimde, bilim, evet. Teknoloji alanında ya da üretim anlamında Almanya. Büyük bir model. Bir de birebir ilişkimizin olduğu bir ülke. Gidenler, görenler var. Evet. Ve Almanya çok yıkık bir zamandan ve utanç veren bir tarihten kurtulup, Nazi döneminden kurtulup yeniden 60 yıllık bir toparlanma sürecine girdi. Ve şu anda birçok evet. markası dünya genelinde ve katma değeri çok yüksek ürünler üretiyor. Evet. Biz bu örnekleri neden gidip görmüyoruz? Neden onların iyi taraflarını almıyoruz? Şimdi çok güzel. Bu rapora girdiğimiz zaman, yani yine vereyim adını. Dünya, küresel rekabet raporu 2016-2017 adı, Türkçe adı. Gümrük Bakanlığı'nın sitesinde var, bakanlıkların sitesinde var. Girdiğimiz zaman bakın Nevi Bey çok enteresan bir bulgu daha var elimde. Bu uluslararası bulgular dünyada hemen hemen kimsenin itiraz etmediği, kabul ettiği durumu saptıyor. Yani mevcut durumu saptıyor. Bu şöyle, siz ne dersiniz? Ben size sorayım. Türkiye'nin en güçlü ve en zayıf olduğu alanlar aynı raporda. Eğitim. Yani dünya şimdi en zayıf olduğu alanlar. Burada biraz daha farklı bir durum var. Yani burada da zayıfız da şöyle bakın. 2016-2017'de 140 ülke içinde
Türkiye'nin en zayıf olduğu, yani 126. sıradayız. İş gücü piyasası etkinliği, çalışma hayatı diyebiliriz buna. Burada en zayıf olduğu gerisi, alan. En zayıf olduğumuz alan çalışma hayatı, iş gücü piyasaları. Bu ne demek? Şöyle 126. sıradayız ancak 15 ülkeyi, 14 ülkeyi geçebilmişiz. Yani sondan 15. sıralardayız. 15 ülkeyi geçebilmişiz bu arada. Bu geçtiğimiz ülkeler de küçük küçük ülkeler. İş gücü piyasası dediğimiz zaman bizim şimdi bütün uzmanların, Türkiye'de fikir üretenlerin güçlerini buraya yoğunlaştırması lazım. Türkiye'de çalışma hayatını, yani iş gücü piyasalarında verim düşük, ücret düşük, taşeronlaşma var, iş kazaları var, çocuk işçilik var, kadın işçiliği sorunu var. Burada çok sorunlar var. Sağlıksızlık var. Türkiye'deki bu patlamaları, maden ocaklarını vesaire biliyoruz, iş kazalarını. Hı hı. Bütün bu sorunlardan dolayı bizim böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın aynı rapor, Türkiye'nin en güçlü olduğu alan da pazar büyüklüğünde 17. sıradayız. Yani buna, başka ülkelerin pazarıyız. Evet. Değil buna, mi? Buna şimdi biz gerçekçi olalım. Güçlü olmak mı diyeceğiz? Yani buna bir performans, bir başarı mı diyeceğiz? Pazar büyüklüğünde. 17. sıradayız. Nedir bunun açıklaması? Bunun açıklaması şu. Biz 81 milyon nüfusumuzla dünya bizi iyi bir pazar olarak görüyor. Tüketiyoruz sadece. Tüketiyor. Yani o ürünleri ithal ediyoruz. Ara malını, tüketim malını hepsini ithal ediyoruz. Böyle görüyorlar ve burada güçlü, sizin güçlü yanınız budur diye 17. sırada çıkıyoruz biz burada. Tamam, kabul edelim ama bunun da dönüşmesi için çaba harcamak gerekiyor. Tabii burada isterseniz... Bir şey ekleyeyim mi tam burada? Sabah gazete okurken gözüme evet. çarpmıştı. Çok bildiğimiz bir marka. Hepimizin kullandığı, evet. Hayatımız içinde olan ve sürekli model çıkartan bir markaya biz telefonla 32 milyar dolar, 32 milyar TL ödemişiz. Evet. Sadece bize sattıkları, 10 yılda sattıkları ürüne ödediğimiz para. 32 milyar TL. Az evet. para değil. Yani ve sürekli biz yeni gelen ürünleri alıyoruz. Tüketime çok alıştık. Güzel tüketiyoruz. Tüketmeyi çok seviyoruz evet. ama sadece pazar halindeyiz. Pazar. Yani 17. sırada oluyoruz. Milli gelir büyüklüğünde de 17. sıradayız. Ama insani kalkınma endeksinde 71. sıradayız. Yani diğer ülkelere baktığımız zaman, ilk 20 ülkeye baktığımız zaman dünyada milli gelir büyüklüğünde ilk 20 ülke insani kalkınmada, gelişmede, eğitimde, sağlıkta da yine ilk 20 içinde ya da ilk 30 içinde falan birbirine yakın. O zaman bizim bu milli gelirimizi kim nasipleniyor? Sorun ne diyor? Şimdi mesela sokaktaki vatandaş şunu diyoruz. Gayri safi milli hasılamız şu kadar, yurt dışı hasılamız bu kadar. Onun da değişik tabirleri var. Kişi başına var. Milli gelirimiz evet. 11 bin küsur dolar civarında galiba ama. Yani 10 bin dolar. 10 bin, 10 bin dolar. Evet, 11 bin altında mı evet, şu anda? Evet. Evet. Şimdi döviz değer kazanınca dolar değer kazanınca daha da düştü. Düştü. Doğru. Vatandaş diyor ki benim aldığım para bu. 1604 evet. TL ya da 2000 TL. Evet. Nerede 11 bin dolar? Nerede 11 bin küsur dolar? Yani işte şimdi şu soruyu sormak lazım. Eğer biz milli gelir büyüklüğünde ya da pazar büyüklüğünde 17. sıradayız. Kalkınma endeksinde, insani kalkınma endeksinde 71. sırada isek arada büyük bir açıklık var. Bunun nedeni ne? Bunun bilimsel açıklaması şudur. Bölüşüm bozuk. Yani bu ortaya çıkan milli gelir çeşitli kesimler arasında adil bölüşülmüyor. Yani bu bölüşümü düzeltememişiz, bu bozukluğu giderememişiz. Yoğunlaşmamız gereken alanlardan birisi de burası. Onun için İşte emekliye ya da halkın geniş kesimlerine yapılacak olan 1000 liralık zamlar, ikramiyeler hiçbir zaman görülmemesi lazım. Bütçe açığı yaratır, şu yaratır, enflasyon yaratır. Hmm. Hayır, hiç enflasyon yaratmaz. Çünkü bu doğrudan doğruya üretimi artıracak harcamalara gidiyor. Halkın günlük harcamalarına gidiyor. Sağlıklı, eğitimde, gıda. Ki zorunlu harcamalar. Zorunlu harcamalara gidiyor. Sepetteki enflasyon, evet, sepetindeki evet. harcamalar. Evet, evet. Zorunlu harcamalara böyle giden harcamalar değil. Paralar. Enflasyonda ciddi bir katkı yaratmaz. Türkiye'de isterseniz, Türkiye'de şu anda yükselen ve önümüzdeki dönemde daha da yükselecek olan enflasyonun nedenine gelelim, sebebine. Bu Türkiye'nin tarım politikalarıyla ilgili. Doğrudan doğruya tarım politikaları, yani tarımdaki bizim öteden beri yapılan özelleştirmelerle, üretim meraların, üretim alanlarının azalmasıyla,
çeşitli Türkiye'nin kendi kendine yeten ürünlerin yurt dışından ithal edilmesi noktasına gelmesiyle bunlarla ilgili. Çünkü enflasyonu evet. artıran en büyük sebeplerden birisi bunlar. Gıda fiyatları. Gıda fiyatları enflasyonun o payı içerisinde yüksek bir noktayı işgal ediyor. Gıda fiyatları. Bunu Merkez Bankası da açıklıyor. Merkez Bankası yani yıllık enflasyonun paylarını söylüyor. Gıdaya dayanıyor büyük ölçüde. Şimdi bu noktaya gelmişken arada isterseniz alternatif büyüme ya da yeni yapılacak olan programlara ışık tutması için bir iki öneride bulunabilir miyiz? Ondan önce evet. O enflasyon konusunda biraz değinsek. Derinleştirelim. Tabii. Şimdi döviz de bir yandan yükseliyor. Bunun enflasyon şimdi, etkisi ne derecedir? Üretim ekonomisi diyoruz. Tarıma evet. dışa bağımlılığı azaltmak biz de bunu söylüyoruz ama neden bunu beceremiyoruz? Şimdi, yapanlar nasıl yapıyor? Hollanda örneği var. Mesela Konya'mız kadar bir toprağı olan ülke diyoruz ya. Evet. Ama üretim konusunda çok iyi. Kullandıkları gübreler mi çok iyi? Tohumlar mı çok iyi? Toprakları mı çok iyi? Ben size şöyle sorayım. Yani şu küçücük bir topraktan, yani belirli sınırlı bir alandan, sınırlı kaynaklarla olağanüstü üretim yapmanın adı nedir? Siz konuşmanıza söylediniz baştan. Bir kelime geçti orada, bir sözcük. Adı verimdir, verimliktir. Verim, evet. Yüksek verimlilikle çalıştıkları için Hollanda, Belçika, Almanya bu ülkelerin sınırlı kaynaklarla, belirli kaynaklarla yüksek kalitede ve yüksek miktarda ürün elde etmesinin adı verimliliktir. Hı hı. Verimdir, verimliliktir. Üretkenlik ekonomisi bunların çalışmaları ya da başarıları. Hı. Dolayısıyla biz çok daha geniş alanlardan çok daha az miktarda ürün elde ediyoruz. Burada büyük boyutta bir verimsizlik var. Neyi verimsiz kullanıyoruz? İnsan kaynaklarını verimsiz kullanıyoruz. Tarlamızı, toprağımızı verimsiz kullanıyoruz. Elimizdeki parasal, finansal kaynakları verimsiz kullanıyoruz. Daha da açıkçası kaynakları üretken alanlara yönlendirmiyoruz. Parasal, finansal kaynakları. Daha çok üretken olmayan, dış ticarete konu olmayan, döviz kazandırmayan, ihracat getirmeyen alanlara yöneltiyoruz. Biz neyi verimli kullanıyoruz diye biz sorsak verimli daha kullanıyoruz. Az zaman alacak galiba. Yani verimli kullandığımız bir örnek göremiyorum şu anda. Yani bir olumlu örnek olsa evet. söyleyeceğim. Hani şu alanda verimliyiz desek. Hem insan kaynaklarımızı hem dediğimiz gibi. Dolayısıyla bu enflasyonun da en önemli nedenlerinden buna bağlayacaktım. Enflasyonun artmasının, işsizliğin artmasının en önemli nedenleri temelde, en temelde, en dipte üretken bir ekonomi olmayışımız. Bunu sağladığımız zaman, kaynakları buraya yönlendirdiğimiz zaman siz siyasilerin seçim öncesi vaatlerinde üretken ekonomi deyimini hiç duydunuz mu? Yok. Duymadım. Genel olarak yani hiçbir parti ayrımı yapmadan birçok şeyi söylendi. Duymadık ama. Bunu duymadık. İşte bunun bizim önerimiz bu. Bizim şu anda bilimsel olarak, uzmanlar olarak üretken bir model, yani üretken Türkiye, üretken bir ekonomi modeli öneriyoruz Türkiye'ye. Bunun şeyi var aslında, altı detayları elimizde var. Diğer taraftan değerli hocam Profesör Doktor Hasan Gürak'ın bir çalışmasından söz edeyim. Hasan Gürak iktisatçı hocam, ekonomik büyüme ve kalkınma alternatif bir büyüme modeli isimli bir yayını çıktı son zamanlarda. Böyle yayınlar var aslında ama bu yayınlarda ekonomik büyüme ve kalkınmada gerçekten alternatif bir model öneriliyor. Bütün programlarıyla, projeleriyle ve Türkiye'nin milli gelirini neredeyse iki katına çıkaracak bir model öneriliyor. Mesela? Bu, bunlardan yararlanılması lazım. Özü bu kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi. Şimdi kaynaklarken neyi kastediyoruz mesela? Bütçe kaynakları. Ne kaynakları var? Bütçe kaynakları, kamusal kaynaklar, özel kesim kaynakları. Şimdi bir zamanlar İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı demişti ki biz hepimiz inşaatçı olduk, biz hepimiz ithalatçı olduk, biz hepimiz tüketici olduk demişti. Biz hepimiz AVM'ci olduk demişti. Doğru, olunca biz hepimiz birden oluyoruz. Tabii. Şimdi bu sözü duyduğunuz zaman şöyle düşünmelisiniz. Daha İş Bankası gibi büyük bir bankanın yönetim kurulu başkanı bunu söylüyorsa, söylemişti geçmişte. Bu şu demek, ya demek ki bu kaynaklar, bankaların kaynakları üretime, teknolojiye, yatırımlara gitmiyor. İnşaata gidiyor, AVM'lere gidiyor, hizmetlere gidiyor, doğru. ithalata gidiyor. Bakın siz oraya gitmeyip de bu tarafa yönlendirirseniz kaynakları, oradan bir kaynak çıkıyor, öz kaynak. Ülke kendi öz kaynağını verimli Hı-hı. kullanmış oluyor. Ha peki burada hiç... Hep iç kaynaklar değil, dış kaynaklar da önerebiliriz. Mesela illa bizim Avrupa'dan, IMF'den, Dünya Bankası'ndan kaynak almamıza gerek yok.
Avrasya Yatırım Bankası var. Çok iyi koşullarla sabit sermaye yatırım kredileri verebiliyor Türkiye'ye. Biraz yönümüzü Avrasya'ya, Rusya zaten ilişkilerimiz iyi. Rusya, Çin, İran, Hindistan gibi bu tarafa doğru da yönlendirebiliriz. Bakarız dünyada başka hangi kalkınma yatırım bankaları var. Onların çok iyi koşullarla kredileri var. Onları da ülkeye çekebilecek bir politika izleyebiliriz. Dış kaynaklar. Yani IMF'ye gözümüzü yönümüzü dönmek zorunda değiliz. Çünkü IMF geçmişte kamu kesiminde sorun olduğu zaman işte krediler verip o ülkeye bir takım acı reçeteler öneriyordu. Şimdi biz o durumda değiliz. Yani kamu kesiminde bir sorun yok. Sorun özel kesimde. Özel kesimin borçlarının yüksek olmasında. Bu hep konuşuluyor. Yani 280 milyar dolar bir borcu var. Ödenmesi gereken. Yeni kaynaklar bulunması gerekiyor üretimi artırmak için. Dünyada da şu anda 2008'in ya da 2006'nın, 2010 yılının koşulları yok. Dünyada da bu kaynaklar büyük ölçüde tükenmiş durumda. Yurt dışından kaynak bulabilme olanaklarımız batı açısından sınırlı ama doğuya doğru yönümüzü çevirebiliriz yeniden. Burada o zaman biz bakış açısı biraz değiştireceğiz tabii galiba. Genişleteceğiz. Bakış açımızı genişleteceğiz. İşte dünya ülkeleriyle hem dış politikada hem ekonomide hem siyasette diplomatik olarak yeni ilişkiler, iyi ilişkiler kurup geliştirip yeniden buralardan da ülkemize kaynak sağlayabiliriz. Yabancı yatırımcı ülkenin gelirinin artması, ekonomik katkısı için ne derece önemli? Oldukça önemli. Çünkü şöyle yabancı yatırımcı derken yabancı sıcak para yani sabit sermaye yatırımları ayrı. Sıcak para dediğimiz bir yıldan kısa vadeli olan hisse senetlerine gelen yani yabancı gelip buradan hisse senedi alıyor. O çok önemli bir yatırım değil. Ama yabancı bir gelip sabit sermaye yatırımı. Sabit sermaye yatırımı. Yani yabancı fabrika gelip, kuracak. Fabrika kurar, teknolojisini açacak. Getirir, makine ve donanımını getirir. Bu Türkiye'nin yerli işçisini, mühendisini kullanır. Ve burada uzun vadeli 5 yıllık, 10 yıllık bir yatırım yapar. Bu hem kendisini hem Türkiye'ye katma değer sağlar. Bu önemli bir yatırım. Bu tür yatırımlara yönelmemiz gerekiyor. Ama yabancı sermaye bir ülkeye gelebilmek için öncelikle baktığı, en başa koyduğu alanlardan birincisi ekonomik bir faktör değil. Hukuk, hukuki durum. Yani ülkede güvenceler, ülkede hukuk sisteminin iyi işlemesi gerektiği zaman çünkü herhangi bir sorun olursa gerektiğinde o yatırımını, sermayesini taşımak ister. Muhakkak. Evet. Sayın Suçman zaten en basit biz bir ülkeye gitmek istesek bile mesela turistler de giderken oranın yargısına bakmazlar mı? Güvenlik var mıdır kesinlikle. Yok mudur? Ne derece hukuk kuralları geçerlidir diye kaldı ki yatırımcı parasını getirecek ve istediği zaman çıkıp gidebilecek. Elbette. Burayı açarak bir de OHAL'i eklersek, OHAL de galiba yabancı yatırımcı konusunun açısından oldukça biraz çekince yaratıyor. Yani bunun kalkması halinde, OHAL'in kalkması halinde yabancı yatırımların artacağını düşünüyorum. Oldukça önemli. Hem buna bakacaktır OHAL'e hem de dediğimiz gibi hukuk alanında yapılan uygulamalara bakacaktır. Getirilen yeniliklere bakacaktır. Uygulamalar çok önemli. Yani mahkemelerin özgür, bağımsız işlemesi, hukuk sisteminin hızlı olması, verimli olması, etkin olması bunlara bakacaktır. Bir de ülkenin uluslararası hukuk kurumlarının ölçütlerine uyup uymadığına bakacaktır. Çünkü bir takım sözleşmeler var, bir takım mahkemeler var. Bunlara bakacaktır. Evet gerçekten evet. Önemli. Hukuk ve endişe evet. Yaratmayacak bir ortam. OHAL kaldırılacak bakalım nasıl bir etkisi olacak ama hem yerli yatırımcı konusunda hem de yabancı yatırımcı konusunda önemli bir konu. 17 Temmuz'dan sonra kalkacak yansımasını göreceğiz. Şimdi enflasyon dedik, faiz konusu gündemde. Gündemde. Faizler yükselmekte. Yani şu anda gösterge faizi dediğimiz Merkez Bankası'nın faizleri 15'lerin üzerine çıktı. 17'ler 20'lere doğru gidiyor. Bu dövizdeki artışlarla paralel olarak geldi bu. Eğer geçmiş dönemde faizler üzerinde Türkiye'de bu kadar bir yorum, spekülasyon olmasaydı belki bu kadar yükselmeyecekti döviz. Hem döviz bu kadar yükselmeyecekti hem de faizler bu seviyeye gelmiyor olabilirdi. Yani burada biraz bir karmaşa hali oldu. Merkez Bankası'nın özelliğinden söz ediyoruz. Hı hı. Buna da aslında yeterince uyulmadığını görebiliyoruz. Yani Türkiye'de ilgili ilgisiz herkes Merkez Bankası'nın işlemleriyle ilgili görüş ortaya koyuyor. Görüş ortaya konabilir de burada çok da bilimsel olmayan yorumları görüyoruz zaman zaman. Çünkü faiz
dediğimiz olay aslında üretim maliyeti içerisinde çok da etkin bir olay değil. Üretimi belirleyen faizin yanı sıra ondan daha öne çıkan gelecek hakkındaki bekleyişler. Yani siz bir yatırımcı, bir üretimci olarak karar alırken iki şeye bakarsınız. Bir, sizin ürettiğiniz ürüne olan talebe, yani sipariş diyorlar buna fabrikalarda, ürüne ne kadar talep var üretmeniz için. Bir de gelecek hakkındaki beklentilere, yani önümüzdeki 3 yılda, 5 yılda Türkiye'de talep ya da piyasalar nasıl evrilecek, nasıl bir gelişme gösterecek. Bunlara bakıyorsunuz. Elbette faize de bakıyorsunuz ama faiz daha geri planlarda, 3. 4. sırada kalıyor aslında. Durum böyleyken bunu birinci sıraya çekmek, işte faiz her şeyi belirliyor, belirleyicidir demek çok doğru bir yaklaşım değil ekonomide. Hı hı. Bunları düzeltmek gerekiyor önümüzdeki dönemde. Evet buyurun. Şimdi son birkaç dakikamız var da daha çok yüzeysel bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi mesela ekonomiyi düzelteceğiz, üretimi artıracağız, dışa bağımlılığı azaltacağız. Hedeflerimiz belli zaten, hükümetin de hedefi faizi düşürmek, enflasyonu düşürmek, işsizliği azaltmak, döviz kurunu düşürmek. Bunların hepsinin bize yansıması, hatta herkes yansıması, sadece ayrım yapmayalım, öyle az maaş alan, çok maaş alan değil, herkes yansıması fazlaca oluyor. Nereden başlanmalı mesela Türkiye'nin yeniden kalkınması, üretime geçmesi için, işte bütün çarklarının dönmesi için, kimsenin şikayetçi olmaması için durumundan? Nereden başlamalı? Güzel bir soru. Başlanacak nokta aslında alternatif demeyelim artık, sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme modeli yapmak. Büyüme modeliyle başlamak. Yani makro göstergelerle başlayıp büyüme modeliyle, o büyüme modeline bağlı olarak diğer bütün değişkenler onun altındadır. Büyüme modelinin içindedir zaten. Hı hı. Sağlıklı bir büyüme, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal kalkınma. Yani bu modelin adı şöyle olabilir: sürdürülebilir büyüme ve toplumsal kalkınma. Bakın, oraya sadece kalkınma demiyorum, toplumsal kalkınma. Kalkınmayı yaymak lazım, kapsayıcı hale getirmek lazım. Yani bir miktar kalkınma politikası konuşuluyor ülkede, planlar yapılıyor, şunlar bunlar söyleniyor ama bu bizim, tırnak içinde söylüyorum, bizim kalkınma politikamız kapsayıcı değil. Bütün kesimleri kapsayıcı değil. Bütün kesim kapsayıcı değil. Tabii. Eşit eğer, bir... Evet, adil ve dengeli değil. Değil. Eğer öyle olsa, öyle olsa milli gelir büyüklüğünde 17, kalkınma endeksinde 71. Evet. sırada olmayız. Arada o çelişki olmaz. Onlar birbirine yakın olur. Genellikle bu geçen yıllarda yapılan Antalya'da G20 zirvesinde de birinci konuydu. Kapsayıcı büyüme, kapsayıcı kalkınma, hı hı, diye. Kapsayıcı kalkınma konusunda 27 tane maddelik bir karar alınmıştı orada. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyada da var bu sorun. Yani yaygın, küresel bir sorun. Galiba kapitalizmin, evet, ortak tarafı, evet, dengesiz, evet, evet, geri dağılımı. Evet. Yani bölüşümü düzeltici. O zaman yani adına bunun sürdürülebilir ya da istihdama ve teknolojiye dayalı, üretime dayalı, üretkenliğe dayalı büyüme ve toplumsal kalkınma modeli diye bir modelin başlığını atıp bunun altında diğer bütün değişkenler, yani enflasyon, işsizlik, ne dedik, faiz gibi diğer bütün sorunları bunun altında yer aldırabiliriz. Çözümleri bu noktada başlatabiliriz. Sanırım hükümette de bu yönde bir çalışma olduğu yazıldı, çizildi gazetelerde. Yani bu önümüzdeki dönemde ilk 3 ayda, ilk 6 ayda ve 1 yılda bir öncelikler sıralaması konacak. Böyle bir şey gelecek bakalım. Ve bu programın devamında da, yani 3 yıl, 5 yıl gibi ileriye doğru bir bakış açısıyla yapısal reformlar dediğimiz yapısal sorunları, uzun dönemde eğitimi, sağlığı, teknolojiyi, bunların çözümüne katkı verecek önerileri geliştirmemiz gerekiyor. Diğer sorun da şu olacak o zaman. Buyurun. Bir giden bir dünya var, böyle koşan bir dünya var. Uzaya çıkmayı planlayan, uzaya seyahatler planlayan, uzay araçlar yollayan, yapay zekayı konuşan, Endüstri 4.0'ı konuşan, yapay zekanın ilerleyen yıllarda, evet, insanlığa üstün gelip gelmeyeceğini tartışan bir dünya var bir tarafta. Ama bir tarafta da biz varız. Yani bizim gibi gelişmekte, evet, olan ülkeler var. Hala da sorunlar aşamamış bir durumdayız. Bunları kaçırırsak biz ne olacak? Endüstri 4.0'ı, yapay zekayı kaçırırsak, evet, yani teknolojiyi kaçırır, katma değeri yüksek ürün üretemezsek. İşte az önceki tablo, raporun adı
global rekabet, küresel rekabet raporuydu. Yani orada bütün konular var. Bunlar endüstri, 4.0, yapay zeka dediğiniz konular var. Bizim yapılan orada araştırmada bizim sıramız, bizim şirketlerimizin endüstri 4.0 sıralamasında biz 2.5 seviyesindeyiz. Hı-hı. Yani endüstri 2-2.5 seviyesindeyiz. Yani bu ayrı ayrı burada politikalar geliştirmek gerekiyor. Bu yeri gelmişken şuna değinelim. Bizim büyük şirketlerimiz ile, büyük ölçekli firmalarımız ile KOBİ'ler dediğimiz küçük orta boy işletmelerimiz arasındaki verimlilik farkı en azından 5-6 kat. Yani bu Almanya'da böyle değil, Finlandiya'da, Güney Kore'de böyle değil. Oralarda dediğimiz gibi daha dengeli bir yapı var. Bizim bu büyük şirketler ile küçük ve orta boy işletmeler arasındaki teknoloji farkını, verim farkını giderici önlemler almamız gerekir. Bakın sizin programlarda da çok görmüşsünüzdür. Yıllardır küçük orta boy işletme, KOBİ işletmeleri, KOBİ'ye ARGE vermek, destek vermek diye çok konuşulur. Hı hı, evet. Ama bir sonuç alamıyoruz. Yani bizim genel olarak Türkiye'de firmalarımız Endüstri 4.0 sıralamasında 2 seviyesinde. Para mı verimsiz kullanıyorlar, bu teşvikler mi verimsiz kullanılıyor o zaman? İki sorun var. Bir, gerçekten verilen teşvikler miktar olarak yeterli değil. İkincisi de verilen teşvikler etkin kullanılmıyor. Hmm. Doğru yerlere gitmiyor. Yani orada bir seçicilik gerekiyor. Bakın Güney Kore'nin kalkınma tarihini okuduğumuz zaman seçici, selektif diyorlar. Seçici politikalar izlenmiştir orada. Yani orada hükümetler, iktidarlar firmalara hangi firma yüksek katma değer elde edecekse, icat yapacaksa, buluş yapacaksa, yani küresel bir rekabet seviyesinde gelişmeler gösterecek firmalara veriyorlar bu teşvikleri, vermişlerdir. 70'li 80'li yıllarda Finlandiya'da veya Güney Kore'de. Şimdi Finlandiya ve Güney Kore diyoruz ya, Finlandiya ve Güney Kore markalarınızı aklınıza getirin. Değil mi? Hemen sayabilirsiniz. Evet, hemen aklıma bir çırpıda. Saymayalım değil mi? Şey olmasın. Reklamayız. Ama bir çırpıda sayabiliyoruz. Almanya dediğimiz zaman sayabiliyoruz. Birçok markası var. Türkiye'de sayabiliyor muyuz böyle dijital? Sayamıyoruz. Sayamıyoruz. Sorun da orada başlıyor. Zaman, markamız yok hiçbir şeyde. İşte marka yaratacak, yaratabilecek üretkenliğe, kapasiteye sahip firmaları desteklemek gerekiyor. Bir de Sayın Suçmez galiba montaj yapan ülkeden ziyade üretimi yapan ülke durumuna geçmemiz lazım. Kesinlikle. Evet, araçlar bizde üretiliyor. Birçok markanın araçları, o Güney Kore araçlarının bazıları bizde üretiliyor ama ya da Alman markalarının. Ama biz montaj yapıyoruz sadece. Kesinlikle. Bir arabadan 1.000 dolar kazanmak varken niye 10 dolar kazanalım? Yani otomotiv sektöründen örnek verebilir miyim? 25 milyar dolar ihracat yapıyoruz, 20 milyar dolar, 22 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Evet. Yani net katkı 3 milyar dolar kalıyor. Yani otomotiv sektörü gibi bir sektörde bu kadar mı olmalı bizim katkı payımız ya da elde ettiğimiz katma değer? Daha fazla olmalı. Evet, daha fazla olmalı. Durum böyle. Yani gerçekten dediğiniz gibi. Ama bu nereye dayanıyor? Yani bizim o marka yaratıcı beyinleri nerede yetiştireceğiz? Üniversitede daha geriye gidelim. Aslında geriye gidelim. Anaokulundan gelecek. Evet, evet. İşte üniversiteye odaklanıyoruz ama değil dediğimiz gibi. Yani anaokulundan başlayıp sorgulayıcı, düşünen, araştırmacı, az önce siz dediğiniz vizyon, düşünen, sanatın da işlevi var burada dediğiniz. Bütün bunları bütünsel bir politika. Yani biz parça parça bakıyoruz Nebi Bey. Gerçekten sorunlara kendimiz programlarda bile her zaman bu tuzaklara ya da bu durumlara düşebiliyoruz. Hep parça parça bakıyoruz. Bizim felsefeye ihtiyacımız var aslında. Nasıl bir felsefeye? Bütünsel kalkınma felsefesine. Bize bunu felsefe öğretiyor. Yani gerçekten felsefe, felsefi bakmak bir konunun özünü yakalamaktır. Tabii. Toplumsal kalkınma. O da asıl sorundur zaten. Bütünsel ve sorunun kalkınma. Çözümü değil mi? Yani eğer bütünsel bir kalkınma felsefesi eğitimde, ekonomide yaratıp bunu topluma açıklayabilirsek toplum buna ikna olacaktır. Yani şu dönem sonunda şu noktaya varacağız. Önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda şu noktalara varacağız diye ortaya uzun dönemli bir bakış açısı, bir felsefe. Kalkınma felsefesi. Ülke gelecek felsefesi diyelim buna. Ülkenin, toplumun geleceği felsefesi. Bunu koyabilirsek, buna çalışmalıyız. O zaman bu bütünlük içerisinde buna bağlı olan sorunları tek tek çözmemiz daha kolay olacaktır. Evet Sayın Suçmez, doğru diyorsunuz. Sadece faize, sadece dövizin yükselişine çok odaklanmamak gerekiyor. Bakmak, çünkü bire birçok rakamlara da çok boğuyoruz biz anlatırken. Evet. Biz boğmadık değil mi burada? Yok, boğmadık. Zaten sorun aynı yere çıkıyor. Sorun hep eğitim. Üreten beyinler, üreten bireyler,
bunca genç nüfus varken neden biz üretime geçmeyelim, evet, neden nesilleri kaybedelim? Bir yandan mesela Suriyeliler gibi bir külfet var üzerimizde. Onları, evet, neden üretimde daha fazla kullanmayalım, kendimize entegre etmeyelim? Diyelim de doğru. Son bir dakikamız son bir, var. Bakın bir şey söyleyeyim. 3,5 milyon resmi işsizimiz var. Yani hiç çalışmayan 3,5 milyon. 3,5 milyon da kayıtlara geçmeyen, iş bulma kurumuna başvurmamış, umudu olmayan. 7 milyon. Yani geniş bakarsak işsizlik tanımına 6-7 milyon işsizimiz var. Bu ne demek biliyor musunuz? 6-7 milyon insanın beyninden, kapasitesinden hiçbir şekilde faydalanmıyoruz. Evet. Üretim dışı kalmış. Belki çok zekiden. Onların belki içerisinde çok üretim yapacak yüzlerce Türkiye'ye marka kazandıracak beyinler var belki. Biz o istidatları, yetenekleri bulup çıkaramıyoruz. Zaten keşifte bir sıkıntı var Sayın Suçmaz, evet, bizim ya. Şimdi Avrupa'da, evet, zaten bu keşifler çok rahat. İlkokulda yapılıyor. Nerede zekiyse çocuk ama bizde, evet, bu olmuyor. Evet. Biz olan da köreltiliyor. Yani buna şöyle tarihsel bir neden var. Biz Batı'nın 400 yıllık yaşadığı sanayi devriminden geçmedik. Evet. Böyle bir süreçten geçmediğimiz için bugün bu durumdayız. Bizim sanayi devrimimiz Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber. Doğru. Yani daha şurada 70-80 yıllık bir geçmişi var. 100 yıl ne yok. 100 yıl bile değil, evet. Ama Batı bunu sömürgecilikle birlikte, sömürgeciliği reddediyoruz. Yani ona karşı çıkıyoruz. Böyle bir şey yapalım demiyoruz. Ama o sömürgecilik sistemi içerisinde Batı 400-500 yıllık bir sanayi devrimi sürecinden geçmiştir. Böyle bir tarihsel birikimi vardır. Ama bu mazeret olmamalı. Böyle bir tarihsel birikimden geçmeyip gelişen ülkeler var. Finlandiya var, Güney Kore, evet, var, Asya ülkeleri, evet, var. Doğru. Biz de bu mevcut sistem içerisinde yeniliklerle, reformlarla bu adımları atabiliriz. Hiç zor, evet, değil. Evet. Daha doğrusu imkansız değil. Zordur, imkansız zamanı değil, vardır ama zorlukları imkansız var, değil. İmkansız değil, evet. Sayın Suçmaz çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Gerçekten sağ olun. Ülkenin asıl sorunlarını konuşmak gerçekten, evet, çok keyif verici. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sayın seyirciler, konuğumuz Doktor Halit Su İçmez'di. İktisatçı yazar. Konumuz önemliydi. Ekonomi dedik ve altta yatan gerekçelerden, sorunlardan da bahsettik. Sorun aslında dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor. Eğitim konusu ve vizyon genişliği. Üreten beyinler, genç nüfusun kullanılması. Daha çok da konuşulması gereken bir konu aslında ve bizler de konuşmaya devam edeceğiz. Biraz daha buradayız. Aktaracağımız dünyadan birkaç haber var. Onlara devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız olacak.